Efendim merhabalar. Bir genel gündem programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Her yıl Ocak ayının ilk pazar günü ile başlayan hafta verem ve farkındalık haftası olarak her yıl belirlenmiştir. Bu haftaki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Sayın Gülhan Koşucu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Şimdi hocam, dünyada ve Türkiye'de bu hastalık maalesef bir hayli, yani günümüzde çok çok aşırı olmasa bile bir yükselme fark etti. İsterseniz önce vereme geçmeden önce bir göğüs hastalıklarını bir tanımlar mısınız? Göğüs hastalıkları ve tüberküloz bölümü olarak geçiyor zaten bizim bölümümüzün adı. Akciğer. Evet. Akciğer hastalıklarına bakıyoruz. Kronik ya da akut solunumsal patolojiler bize ait. Akciğerle ilgili çoğu hastalık, tüm hastalıklar daha doğrusu bizim baktığımız alana giriyor. Yani nefes darlığıydı. Biz gerçi kamuoyunda, yani halk arasında biz buna verem diye isimlendiriyoruz. Hı-hı. Ama bunun asıl tıbbi ismi tüberküloz olarak evet, geçiyor değil tüberküloz. Mi hocam? Evet, evet. Tüberküloz hastalığı olarak geçiyor, verem hastalığı. Toplumsal bir sorun. Sadece kişisel değil, tüm halkı ilgilendiren bir sorun. Niye? Bulaşıcı bir hastalık. Kişiden kişiye bulaşabiliyor. Ki hayvandan da insana bulaşabilen bir hastalıktır. Oraya geleceğiz hocam. Hı-hı, oraya geleceğiz yani. Oldukça uzun bir konu. Geniş bir konu tüberküloz. Evet. Peki hocam, dünyada ve Türkiye, yani dünyayla kıyaslarsak, Türkiye'de halk diliyle verem, işte tıbbi ismiyle tüberküloz. Peki orantı nedir? Yani Türkiye ile dünyanın durumu nasıl? Orantı olarak Türkiye'de bunun farkındalığı çok 1950 yıllarında başlamış olduğu için verem savaş dispanserleri erken dönemde kurulmuş ve bu veremle savaş, direkt adı zaten verem savaş olduğu için tedbirler çok önceden alınmış ve oturtulmuş, köklenmiş bir verem savaş dispanseri, veremle savaş dispanserlerimiz ciddi var. Ciddi mücadeleler verilmiş. Ciddi mücadele, tabii. Halk sağlığı olduğu için direkt zaten müdürlükle alakalı, bağlantılı olarak çalışıyor. Sağlık Müdürlüğü'yle bağlantılı olarak çalışıyor değil mi? toplumsal bir sorun olduğu için öncesinde ele alınmış ve tedbirler alınmış. O yüzden vakaların erken yakalanması, takibi Türkiye genelinde daha iyi. Yani 3. dünya ülkelerine nazaran özellikle 100 binde 17 civarında bir vaka oranımız var. Bu Amerika'da yüz binde 28 oranında, 3. dünya ülkelerinde 100 binde 250'lerde, 260'larda. Bizim vaka oranımız az ama sayıda bir artış var. Niye? Göç alıyoruz. Sosyokültürel, sosyoekonomik düzey bu hastalığı etkileyen faktörlerdir. Onlardan dolayı. Yani bu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen insanların yoğunluğuyla bu hastalık biraz daha mı fazla şimdi yüksekti? Şimdi direkt oradan gelen kişilerde vaka tespitimiz çok oldu. Öyle söyleyeyim. Yani yurt dışından, yani bu göçmen, tabii. Göçmenlerden veya gelip, mülteciler. Evet evet. Bunlar. Peki hocam şey nedir peki? Verem nedir? Tüberküloz nedir? Yani şimdi bu hastalık tamam çoğaldı, bir artma gözüküyor bu hastalıkta Türkiye genelinde ama bunu tanımlar mısınız? Yani tüberküloz nedir? Tüberküloz bakteriyel bir enfeksiyondur. Genellikle solunum yoluyla, genellikle değil solunum yoluyla, damlacık enfeksiyonu dediğimiz solunum yoluyla bulaş olur insanlara. Genel olarak akciğeri tutar ama tüm organları tutabilen bir hastalıktır. Kemiğe kadar, bağırsaklara kadar tüm organlarda tüberküloz hastalığı görülebilir. Ancak en sık görüldüğü yer akciğerdir. Niye? Dışarıyla direkt temas halinde olduğu için. Akciğerde görülüyor. Bakteriyel bir hastalıktır. Belirtileri subakut dediğimiz, hani akut olarak değil de hastada böyle semptomlar yavaş yavaş gelişir. Yavaş yavaş hastalık kendini gösterir. Hastalık oluştuğu zaman. Tüberküloz basili her zaman kişide hastalık oluşturmaz. Basili çoğu kişide olabilir. Enfekte dediğimiz basili almış olabilir kişiler. Ancak herkeste tüberküloz hastalık olarak karşımıza çıkmaz. İşte immün sistem zayıfladığı zaman, kişinin psikolojik stres vesaire depresif hallerinde, yani bir şeyler sebep olup kişide hastalık meydana gelir. Hastalık olur ve semptom vermeye başlar. Bazı vakalarımızda da semptom olmaz. Tesadüfen yakaladığımız, az da olsa, çok nadir de olsa tüberkülozlu vakalarımız oluyor.
Yani kişi farkında değil ama bu virüsü taşıyor. Yani tabii tabii. Bu mikrobu bakteriyi taşıyor, değil mi? Taşır. Latent enfeksiyon olarak geçiyor bu. Ancak hastalık oluşumu apayrı bir şey. Semptomlarla seyrediyor genelde ve kişiyi doktora götürüyor. Hekime götürüyor. Niye böyle, neyim var olarak hekime başvuru gerçekleşiyor sonunda. Peki bu veremin belirtileri nedir hocam? Belirtileri genellikle öksürük, solunumsal semptomlar oluyor. Tutulan organa göre değişir. Solunumsal semptomlar oluyor akciğerde. Kilo kaybı, öksürük, balgam, gece terlemeleri, ateş, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük. Kişide genelde bunlar olur. Zaten 3 haftayı geçiyorsa öksürük ve balgam şikayetiniz bir hekime, uzmana başvurmanız gerekir. Ki niye öksürüyorum, niye geçmiyor diye. Tüberküloz 3 haftadan uzun soluklu öksürüklerde, balgamda düşünmesi gereken bir hastalıktır. Aynı zamanda öksürükle birlikte balgamın da şart var değil, değil. Mi? Yani şart değil. Balgam kuru öksürük de olabiliyor tabii, yani. Tabii tabii. Kuru öksürük de olabilir. Balgam alamadığımız tetkikleri, yani tanımızı biz balgamla koyarız akciğer tüberkülozunun. Balgam alamayıp bizim kendimizin aldığı vakalarımız oluyor. Bronkoskopik tetkikimiz var bizim. Onunla biz kendimiz alıyoruz. O şekilde tanısı şey olarak kültürel ya da mikroskopik olarak konuluyor. Radyolojik olarak tanı koyduğumuz vakalarımız da var. Ama genelde şeyin gösterilmesi, yani o basilin üretilmesi ve gösterilmesi gerekiyor ki genelde bu laboratuvar sonuçlarıyla şey yapılabiliyor değil mi? Tespit edilebiliyor yani. İşte ilk etapta şüpheleniyoruz hastanın grafi görüntülerinden, kliniğinden. Balgam tetkikini istiyoruz akciğer tüberkülozundan şüpheleniyorsak. Balgamda zaten basil varsa görülüyor ve aynı gün basil olduğu görünüyor. Bize haberimiz oluyor, haberdar oluyoruz. Ya hasta sonucuna geliyor ya da bizim mikrobiyologlarımız, arkadaşlarımız sağ olsun hemen arıyorlar pozitif vakamız var diye. Hmm. Hani bulaşıcı bir hastalık olduğu için bu görüldüğü an bizim haberimiz oluyor. Aslında çok tehlikeli bir şey yani bu, değil mi? Yani şöyle bulaşıcılığı, yani bulaşıcı olması, bulaşıcı olması nedeniyle tehlikeli bir hastalık. Çabucak hastaya tanı konup tedavisinin başlaması gerekiyor ki hasta artık bulaştırıcı olmasın. 2-3 hafta içerisinde tedaviye başladıktan sonra bulaştırıcılık genelde kayboluyor. Yani normal kişi toplum içerisinde. Ondan sonra tedaviye başlıyorsunuz. Tedaviye başlıyoruz. Tedaviden 2-3 hafta sonra, yani aldıktan tedavi 2-3 hafta sonrasında bulaştırıcılığı kalmıyor genelde hastaların. %99'dan fazla bir oranda bulaştırıcı olmuyor kişiler. Artık topluma bulaştırıcılığı kalmıyor. Evet. Peki bu hastalığın, daha doğrusu veremin şeyleri, nedenleri nedir hocam? Yani bu bulunduğumuz ortamlardan mı kaynaklanıyor? Biraz önce söylediniz işte bu sosyokültürel, sosyoekonomik bulaşıyor dediniz. Yani nefes evet, yoluyla bulaşıyor dediniz. İşte hapşırma, akşırmayla bulaşıyor dediniz. Yani bu veremin ana nedenlerinin içerisinde yani besin yetersizliği mi var veya işte farklı nedenleri mi var? Onu da bir detaylı olarak şey yapabilir şimdi, miyiz hocam? Beslenme tabii ki çok önemli. Kişi besinsiz kalırsa immün sistemi zayıflar. İmmün sistem zayıfladığı zaman zaten genellikle bu hastalık hocam, ortaya çıkıyor. Hocam halk diliyle konuşursak immün sisteminden kastınız bağışıklık sisteminden mi bahşıklık sistemi, evet, bağışıklık sistemi. Yani mümkün mertebe anlayacağımız şekilde konuşursanız. Ama yani şu anda tıbbi terimleri de halkımız çok iyi biliyor. Evet. Yok yok, mesela benim gibi bilmeyenler de çok hocam. Yani bağışıklık sistemi baskılandığı zaman psikolojik, yani kişinin psikolojisinin bozulması dahi, çeşitli stresler dahi tüberküloz hastalığının açığa çıkmasına sebep olabilir. Bazen de hiç sebepsiz ortaya çıkabiliyor. Kişi ben 3-5 haftadır öksürüyorum, 2 aydır öksürüyorum, balgamım var, kilo kaybım var diye geliyor. Ama genel olarak işte diyorum ya, hani göç eden insanlarda primer vaka olarak, yani hastalık olarak karşımıza çok çıktı. Onlar niye? Onlar bakımsızlar. Yani doğru düzgün oturacak evleri yok. Yiyecek, içecekleri yok. Haliyle bu aşamada mevcut aldıkları basil hastalık oluşturuyor kendilerinde. Hastalık açığa çıkıyor. Yani gıda eksikliği. İlla ki etkiler. Yani bağışıklığı baskılanmış hastalıklarımız, mesela HIV, AIDS hastalığı. O kişilerde tüberküloz hastalığının ortaya çıkması çok çok yüksek oranda diğer normal kişilere göre. En basit örneği o mesela. Pardon, onu anlayamadım. AIDS hastalarında tüberküloz hastalığı daha çok görülüyor. Niye? Bağışıklık sistemi baskılanmış durumdadır hastaların. O yüzden. Hmm. Böyle. Bu da genelde zaten Afrika ülkelerinde çok daha yaygın değil mi bu HIV virüsü? Yani değişiyor artık yaygınlığı. Amerika'da çok çok fazla yaygındı.
Yani değişiyor işte, yani bağışıklık sistemi etkilenmişse bu hastalığın hastalık olarak açığa çıkması daha mümkün, daha kolay o şekilde. Yani bulaşıcı bir hastalıktan bahsediyoruz. Peki bu hastalığın tedavisi nasıl hocam? Yani Tedavisi, nasıl tedavi? ben hastalarıma tüberküloz olduğunu söylediğim zaman diyorum bu bir zatüre ama tedavisi uzun soluklu bir zatüre. Zatürede tedavimiz bir hafta, 10 gün, 2 hafta, kimisinde işte 1 ay diyelim, maksimum sürdü diyelim zatüreden zatüreye. Ama bu da bir zatüre hastalığı, akciğer enfeksiyonu, bakteriyel bir enfeksiyon ama tedavi uzun soluklu. 6 ay gibi bir tedavisi var. İlk 2 ayımız yoğun bir tedavi, dörtlü antitüberküloz ilaçlarımız var. Hastanın kilosuna göre tedavi dozları ayarlanıyor, hastaya başlanıyor ilaçlar. 4 tane ilacımız var. Genelde başladığımız 4 ilacımız var. Bunlar kiloya göre ayarlanıyor. Yaklaşık 10 tane falan oluyor günlük ilacı. Onu 2 ay boyunca içiyor. 2 ay sonunda hastanın balgamında basil negatifleşirse o zaman ikili tedavi dediğimiz ikili ilaç tedavisine geçiyoruz. Hastanın takibi devam ediyor. Sonrasında 6 ay sonunda artık tamam dediysek, radyolojik klinik düzenli olduysa, balgam negatif ise tedavi sonlandırıyoruz. Ama bu tüberküloz hastalarının seyrine göre değişiyor. Bazı hastalar özellikle başka organ tutulumuna bağlı, başka organ tüberkülozuysa 9 aya kadar, 1 yıla kadar tedavi Peki uzaması söz konusu bu olabiliyor. veremin tutunum yeri neresi? Yani genelde ciğerlerde mi yoksa başka organ dediniz de başka organlara da aktarılma durumu Şimdi var verem mı? hastalığı genelde akciğer, lenf nodları, lenf bezeleri de olabilir, böbrek de olabilir, üriner sistem TBS diyoruz, bağırsaklarda olabilir, menenjit oluşturabiliyor, kemikte tüberküloz görülebiliyor. Her yani kemiğinize kadar her yerde tüberküloz hastalığı görülebilir. Yani vücudun bütün noktalarına aktarılabiliyor. Tabii Yani tabii. kendini oralarda şey Tabii. yapabiliyor, yani koruyabiliyor bu hastalık. Ya oldukça anladığım kadarıyla bu çok da uzun süreli bir tedavisi var Evet. bunun. Ve çok da masraflı bir Şimdi tedavi şöyle, hasta süreci hiçbir var. masrafı yok. Bunu tamamıyla devlet karşılıyor, ilaçların hiçbir masrafı. Bir Ama dispanser devletin tarafından. karşılığı da bizim cebimizden çıkıyor yani İlla ki sonuçta hastaya bir kendi paramız külfeti bu. yok ama uzun soluklu bir tedavi, takibi, tedavisi, hastanın iş gücü kaybı oluyor. Hepsi tabii ki. Yani en az kanser kadar uzun süreçli bir vaka bu. Yani şey, tedavi eğer hasta uyum sağlar ise yüzümüzü güldüren bir tedavi oluyor. Hastanın tedavi uyumu, ilaçlarda yan etki olmaması, illaki kişiden kişiye de tedavinin sonucu değişiyor. İlaçların yan etkileri görülebiliyor mesela. İlaç yan etkisi görülünce ayrı bir sıkıntı. Bu tüberküloz tedavisinde de işte ilaç direnci olabiliyor, söz konusu olabiliyor verdiğimiz ilaçlara. İlaç direnci olduğu zaman tedavi bambaşka. Yani ileri merkezlere gidiyor hastalar, tüberküloz hastaneleri. Orada yatarak tedavi görmeleri gerekiyor. Multidrug rezistans dediğimiz ilaç dirençli tüberküloz oluyor bu vakalar. Hani tüberkülozun da tedavisi kolay olan kısmı var, zor olan kısmı var. O da kendi içerisinde ayrılıyor, değil Tabii mi? tabii o da işte kültür sonucuna göre ilaç direnci varsa o hekimi yönlendiriyor. Evet. Kültür Peki sonucu. kamuoyunu yani halkı bu hastalıkla ilgili yapması gereken neler? Yani kamuoyuna ne yapması lazım? Yani vatandaşlara ne öneriyorsunuz hocam bu hastalıkla ilgili? Şimdi şöyle, kişi öksürüğü, balgamı var ise, 2-3 haftayı geçmiş ise hekime başvuracak. Hekim gerekli tetkikleri yapacak. Tüberküloz hastalığından şüphelendiğimizde zaten biz balgam tetkikini istiyoruz. Akciğer tüberkülozundan şüpheleniyorsak. Şüphelenmesek tedavi veriyoruz. Rahatlama olmazsa hasta yeniden geliyor. Rahatlarsa zaten gelmiyor artık. Yani farkındalık olarak işte bulaşıcı bir hastalık olduğu için diğer insanları koruma adına en başta. Zaten tedavisi zorunlu bir hastalık bu. Bulaş da aile içi, yani yakın temas gerekiyor tüberkülozun bulaşması için. Yakın temaslı kişiler risk altında. İş yerinde beraber çalıştığı arkadaşları, aile içi yaşadığı kişiler, sık görüştüğü kişiler tüberkülozun bulaşması açısından direkt risk altındadır. Ki tüberküloz tanısı alan vakalarda yakın temasları taranır. Eğer onlar da cilt testi,
PPD test dediğimiz bir testimiz var. İşte röntgenleri çekilir, semptomları sorgulanır. Eğer hastalık düşünülmezse o kişi de ona göre koruyucu tedavi veriliyor uygun olan kişilere. Onlar da 6 ay kadar bir koruyucu tedavi tekli bir ilaç tedavisi alıyorlar ki tüberküloz hastalığı gelişmesin diye. Evet. Peki bu biraz önce farkındalık dedik. Peki bu farkındalık oluşturulurken gene verem savaş dispanserlerinden bahsetmiştiniz ilk girişte konuya. Şimdi verem savaş dispanserleri Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Peki bu Sağlık İl Müdürlüğü verem savaş dispanserleri ile birlikte yani nasıl bir farkındalık oluşturuyorsunuz kamuoyuna yıl içerisinde? İşte mesela televizyon programına katılıyoruz. Evet. Taramalar yapılıyor. Toplu alanlarda dispanserler tarama yapıyor. PPT testiyle taramalar yapıyor. İşte vaka yakalanırsa yani şüphelendiğiniz bölgelerde mi yapıyorsunuz? Tabii tabii toplu alanlarda. Yoksa... biz değil de dispanserdeki doktor arkadaşlar. Bize vaka hasta geliyor. Biz yine tedavisi için dispansere yönlendiriyoruz. Eğer hastanın yatışı gerekmiyorsa. Takibi primer dispanserde oluyor bu hastaların. Sıkıntı çıkacak olursa tedavide bize yönlendiriliyor hastalar. Ya da yatması gerekiyor hastanın. O zaman biz yatarak tedavi veriyoruz hastaya toparlayana kadar. Ama direkt tedavi hastanın evinde olur genel olarak. Artı doğrudan gözetim altında tedavi diyoruz. Dispanserde direkt hastanın ilacı içirttirilir hastaya. Ya kamera ile hasta çekip gönderir hasta veya hasta yakını biz içtik ilacımızı bugün diye. Ya da götürür hemşire arkadaşlar ilacını teslim eder içirir. Hani o hasta o ilacı içti görülür. Doğrudan gözetim altında tedavi deniliyor buna. O kadar dikkat ediliyor yani tüberküloz tedavisine ki. Hani maddi külfeti artık insanlara olan sağlık sorunu ortadan kalksın, hastada direnç gelişmesin. Çünkü hasta tedavi düzensiz alır ise ya da terk eder ise dirençli tüberküloz gelişme ihtimali daha yüksek. Bu hem hastaya çok zararlı hem bize de daha zararlı, topluma daha zararlı. Peki evde tedavi görüyorsun dediniz. Peki bulaşıcılık tarafı var. Hı hı. Peki bu evdeki diğer vatandaşlar peki nasıl korunacak? Dispanser tarıyor. Cilt testi yapılıyor, röntgenleri çekiliyor, semptom var mı ona bakılıyor. Gerekli balgamına kadar bakıyorlar eğer balgam şikayeti vesaire varsa. Hastalık düşünülmezse uygun hastalara TB profilaks dediğimiz yani koruyucu tedavi diyeyim size. Koruyucu tedavi olarak inat tabletlerimiz var. Onlar veriliyor 6 ay boyunca ki hasta olmasın diye. Aldığı basiller şey olsun diye, baskılansın diye. Tedavi veriliyor. Yani yakın çevresi de taranıp ona göre koruyucu tedavi alıyor. Hastanın aynı zamanda yakın çevresini tabii, de tarıyorsunuz. Tabii hepsi risk altında. O tedbirler de alınıyor tabii, değil tabii. mi? Tabii. Bütün yakınları taranıyor hastaların. Beraber yaşadığı kişiler. Mesela sık gitmiş o kişi de mesela o kişinin verem olduğunu duyunca bize geliyor ya da dispansere başvuruyor. Yani halk arasında da bir farkındalık yani tüberkülozun bulaşıcı bir hastalık olduğunu çoğu kişi farkında. Evet. Ona göre tabii ki hasta da kendini ona göre izole ediyor. Tabii izolasyon işte tedaviye başladığımız günden itibaren 2-3 hafta zaten. Ondan sonrasında genelde balgamı negatifleşiyor. Hastanın artık bulaştırıcılığı kalmıyor. Normal sağlıklı bir insan gibi toplum içine çıkıp gezebilir yani. Sadece ilaçla tedavisi, devam ediyor. Devam ediyor. Peki ilimizde Sivas'ta diyelim daha doğrusu bu verem vakaları ne durumda? Yani ben 3 yıldır buradayım. Bir ara bir pik yapıyorum. Ama pik yaptığı ne kadardır? Hani dispanser oranları çok bilmiyorum. Orada da artış vardır da mesela ayda 2 vaka, 1 vaka, 2 ayda 1 vaka o şekilde. O bile çok. Olmaması gerekiyor çünkü. Yıllardır mücadelesi, savaşı verilen bir hastalık bu. Ama oluyor mu? Çünkü dediğim gibi çocukluk yaşından basil alınmış oluyor çoğu kişi. Basille zaten enfekte oluyor ama hastalık oluşturması... kişiden kişiye fark ediyor. Kimi de oluşturuyor, kimi de oluşturmuyor. Yani otobüste bile biz tüberküloz basilini alabiliriz. Otobüste uzun soluklu yolculuk yaptık. Tüberkülozlu bir hasta var. Biz onu inhal eder, güzelce ciğerimizi alırız. Ama vücut o anda savunur, yener onu. Solunum yoluyla olduğu için tabii, değil tabii, mi? Tabii damlacık enfeksiyonuyla olduğu için. Peki bu herhangi bir maddeye dokunduğu işte veya siz de ona dokundunuz bu şekilde bir bulaşı olasılığı var mı? Yok, solunum yoluyla. İnhalasyon yoluyla. Sadece solunum yoluyla bulaşıyor diyorsunuz.
Peki hocam, bu hastalıktan korunma yöntemleri nedir? Yani nasıl korunması lazım vatandaşın? Ne yapması lazım? Yani bu vereme yakalanmaması için. Daha doğrusu hastalarınıza önerileriniz neler? Neler tavsiye ediyorsunuz? Yani şimdi veya şöyle, bu hastalık tekrarlayabiliyor mu? Tekrarlayabiliyor. Verem geçmiş hastalarda yeniden verem hastalığının ortaya çıkması riski daha yüksek. Tekrarlayabiliyor. Olan vakalarımız da var, çoktur. Normal sağlıklı kişilerde de olmayı, işte tüberkülozlu hastalığıyla temasta iseniz her zaman için bir semptomunuz olduğu zaman hekime başvuracaksınız. Yani solunumsal bir problem yaşıyorsanız ve önceden temas hikayeniz varsa direkt doktora başvuracaksınız. Ne kadar erken tedavi o kadar yüz güldürücü oluyor. Yani zaten hani korona gibi bir belayı atlattık. Artık maskenin şeyini anladık, önemini, ama maskeyle... Atlatmış değiliz, hala var. Hala var da o alevli, ateşli dönemi çok şükür atlatmış durumdayız. Hani maske takamayız her zaman için. Maske çok güzel korudu insanları. O dönemde çok güzel alıştık. Mesela grip vakaları dahi azalmıştı, biliyorsunuz. Evet, ama değil şu mi? Anda yani grip vakalarımız var. O zaman tabii korona dışında diğer solunumsal hastalıklar azalmıştı. En azından ben kendi adıma söylüyorum. Ben 2 yıl hiç grip olmadım öyle, maske öyle. Sayesinde. Öyle. Ama bu sene atlattım mesela. Öyle maalesef. Bu şu anda grip bir pik yapmış durumda. Onunla uğraşıyoruz. Ama işte bu gripte şeyle bağlantılı olduğu falan söyleniyor. Covid-19'da bağlantılı olduğu ya çeşitli varyantları... Yok yok, tespit ediyoruz onları da. Hani grip vakalarında da pozitif grip virüsü pozitifliğini görüyoruz. Onların da tespiti mümkün yani, serolojik olarak onlara peki, da bakıyoruz. Başka hastalıklar vereme çevirebiliyor mu? Veya verem başka hastalıkları tetikleyebiliyor mu? Şimdi şöyle, başka hastalık derken mesela hasta akciğer kanseri ya da meslekten dolayı bir akciğer hastalığına sahip. Akciğer dokusu sağlıklı olmadığı için tüberküloza yakalanma, hastalık oluşturma ihtimali daha yüksek. Tüberküloz sonrası başka hastalık gelişebilir mi akciğerde mesela? Ne olur? Skar dokusu dediğimiz izler kalıyor. Skar dokuların üzerinde her zaman için kötü bir hastalık akciğer kanseri gelişebilir mi? Gelişebilir. Tüberküloza bağlı kavite dediğimiz böyle hava boşlukları kalıyor akciğerde. Onların içerisinde mantar enfeksiyonu olabilir. Tüberküloz hastalığı geçse de mesela erken tedavi almamış ise, akciğerde hasarı çok bırakarak iyileşmiş ise kalan izlerden mütevellit hastanın ağızdan kanamaları olabiliyor. Zemininde sık sık akciğer enfeksiyonu gelişebiliyor. Yani ama kişi mesela erken tanı konuldu, erkenden tedavisi başladı. Hiç mesela geçirdim diye geliyor hastalar, hiçbir sekel kalmamış oluyor bazı hastalarımızda. Erken tanı, tedavinin düzgün olması, hastanın düzgün olması çok önemli. Tedavi terk vakalarımız çok ve onların akciğerleri gerçekten çok kötü durumda oluyor. Hastalık durdukça nekroza sebep oluyor tüberküloz basili. Akciğeri öldürüyor, eritiyor, öyle söyleyeyim. Erittikçe de hasar dokusu artıyor haliyle. Tüberküloz nekroz yapar, eritir. Olduğu dokuyu eritir. Kazeifikasyon nekrozu diyoruz biz buna. O da haliyle mevcut olduğu dokuyu hasara uğratıyor. Yani dolayısıyla diyorsunuz ki yani en ufak bir belirtide mutlaka ve mutlaka bir hekime başvurulmalı diyorsunuz. Yani bunun ilerisinde farklı hastalıklarda illaki görülebiliyor. Yani sağlıklı bir ciğerin kapacağı hastalıklar, oluşacak hastalıklar, tüberküloz geçirmiş bir ciğerin yolu bambaşka. Yani kilo kaybı varsa, öksürük, balgam varsa, gece terlemeniz, ateşiniz varsa, halsizlik, yorgunluk var ise hekime başvuracaksınız. Öksürük özellikle, balgam şikayeti 3 haftaya geçmişse hekime başvuracaksınız. Ya aile hekime ya göğüs hastalıklarına. Zaten aile hekimi de yönlendirir sizi sonrasında tedavisine cevap alamazsa. Kişiler kendini nasıl koruyacak? Öksürük balgamı olan kişilerden uzak duracağız. Tüberküloz yani... Evet, hani, koruma yöntemlerine şey yaparsak hocam. Yani şimdi koruma derken bulunduğumuz mesela iş yerindeyiz. Ortamı havalandıracağız. Tüberküloz basitinin en büyük düşmanı güneş. Güneş ışığı ve havalandırma. Ortamı temiz tutacağız. Kapalı ortamlarda çok kalmayacağız. Dedim ya, otobüste bile hani tüberküloz basitini inhale edebiliriz uçakta vesaire. Toplu alanlarda eğer tüberkülozlu bir hasta varsa bize bulaş olur. Onun önüne geçilmez. Güneş ışığı, dediğim gibi güneş ışığı çok önemli. İyi beslenme. Beslenmenin tek yönü değil de iyi bir şekilde gıdalarınızı alacaksınız.
duygu durumunuzun iyi olması gerekiyor. Ama tüberküloz hastalardan nasıl işte vakalar bilinmiyor. Kimin tüberküloz olduğunu bilmediğiniz için ancak öğrendikten sonra tarama amaçlı uzmana başvurursunuz, hekime başvurursunuz. Ya da ne bileyim o tüberkülozlu vaka dediğim gibi iyileşene kadar evine gitmezsiniz. Bizde koronada bile ziyaretlere gitme oldu. Evet maalesef. O da, yani da o yüzden hani bir süre uzak kalacaksınız tüberküloz hastasından ama onun tedavi alıyorsa artık temas etmenizde, konuşmanızda bir sıkıntı olmadığını da bileceksiniz. Sonuçta herkes tüberküloz hastalığına yakalanabilir. Ben dedim ya uzun soluklu bir zatürre tedavisi. Tedavisi olan bir hastalık. O yüzden korkulmayacak. Mesela biz akciğerinde şüpheli bir lezyonu oluyor. Tüberküloz çıktığı zaman kanser değildi, tüberküloz çıktı. Gözün aydın diyoruz. Hastalığın tüberküloz çıktı, tedavisi olan bir hastalık. Ne mutlu. Tedavisine ulaşabiliyoruz. Ama işte öncelikle vakaların tedavisi çok önemli ki toplum korunsun. Yoksa korunamaz. Vakalar kaçarsa sağa sola ki Türkiye'de böyle değil işte. Dispanserler sayesinde doğrudan gözetim altında tedaviyle hastalar birebir tedavilerini alıyorlar. Kaçak mümkün olduğu kadar az olacak ki toplum korunsun. Kaçak vaka çok olursa toplum korunamaz. Toplum kendini koruyamaz çünkü öncelikle tüberküloz hastasının tedavisi önemlidir. Elzem olan o. Ya bu hastalık o kadar yaygındı ki ben hatırlıyorum yani. Sivas'ta bile özel hastanesi vardı bunun. Yani bir verem hastanesi vardı Sivas'ta. Ve birçok ilde de vardı bu hastaneler. Yani demek ki geçmişte toplum çok ciddi şekilde bu vakalarla karşı karşıya çok kalmış ciddi. Ki bununla ilgili bir dispanser oluşturulmuş. Yani şu anda o hastanelerin görevini yani o verem hastanelerinin görevini bir nevi dispanserler mi karşılıyor? Dispanserler ayaktan tedavileri. Öyle mi anlayabiliriz? Tabii tabii dispanserler ayaktan tedavileri birebir gözeterek biz de yatacak olan hastaları ya da direkt tanı koyduğumuz hani bize de geliyor hastalar biz de direkt tanı koyuyoruz. Yatması gerekenleri yatırıyoruz. Genelde de zaten hastanede yakaladığımız vakaları belli bir süre yatırıp balgamın negatifleştiğini, bulaştırıcılığının geçtiğini görüp taburcu ediyoruz. 2-3 haftalık bir tedavi süreci hastanede yaşatıyoruz hastamıza. Ki gözümüzde görüyoruz ki iştahı arttı, halsizliği geçti. Hemen etkileri başlıyor. Dökülerek gelen hastalarımız, yataktan zor kalkan hastalarımız yürüyerek hastaneden çıkıyor. Ama işte her şeyin bir cilvesi var. Yan etki gelişmesin. O en büyük korkumuz. Sonuçta toksik ilaç veriyorsunuz. Yan etki gelişebiliyor. O zaman çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor ama İyi giderse işler, dedim ya sedyede gelen hasta yürüyerek kendi kendine gidiyor. O derece iyi şeyler oluyor. Sizin için de en mutlu an o an değil mi? Hem hasta için hem sizin için öyle, değil mi? Öyle. Peki bu vakaların hastanede yoğunluğu ne asıl hocam? Çok değil yok. Yani mesela yatarsa şu anda bizim Umumi Hastanesi'nde 7 hekimiz. Birimizin bir tane olursa ikincisinin bir tane vakasının olması zor oluyor. Yani aynı anda 2-3 vakamız şu anda olmuyor. Eskiye göre yani 50 yıl öncesine göre biz şu anda çok çok iyi durumdayız. Ama işte bu göçlerdir, sosyokültürel, sosyoekonomik durumun kötüleşmesi bulaşıcı hastalıkların artmasına illaki sebep olacak. Korkumuz o. Farkında olalım vakalar tedavisini alsın bize bulaş olmasın. Yani bir kişi yanınızda çok öksürüp balgamı varsa, geçmiyorsa, ne zaman görseniz öksürüyorsa en azından yanındaki desin ki kardeşim bir doktora git neyin var senin bir tedavini ol. Hani kimisi de gelmiyor öksürüyor balgamı bir yıldır öksürüyor hasta doktor yüzü görmemiş ve bulaştırıyor herkese geziyor tüberküloz hastası farkında değil. Evet maalesef o durumlarda ya ben buna şey diyorum ya sorumsuzluk diyorum yani bu gerçekten hem toplum sağlığını riske atıyor. Kendi sağlığı zaten riskte. Bu tamamen bir sorumsuzluk olarak değerlendirmek lazım bunu. Peki hastanelerde yani göğüs hastalıkları ile ilgili en çok yaygın olan rahatsızlıklar başka neler var hocam? Yani zatürre. Toplumun şu an için koronaydı. Onun dışında zatürre bizim işimiz zaten. Astım, KOAH onlar çıkıyor. Meslek hastalıkları var bizim. İnterstisyel akciğer hastalığı dediğimiz akciğeri direkt tutan otoimmün hastalıklarımız, vücudun kendinin oluşturduğu hastalıklar var. O kadar çok bronşit yani o kadar çok akciğer hastalığı var ki
Kimisinin tedavisi yüzümüzü güldürüyor, kimisinin tedavisi yüzümüzü güldürmüyor. En büyük belamız zaten akciğer kanseri. İnsanların korkulu rüyası, özellikle sigara içen vakalarımızın. Onlar maalesef var. Solunum yetmezlikli KOAH'larda oluyor genelde. Ya da işte post-COVID dediğimiz COVID hastalarında solunum yetmezliği gelişen hastalarımız oldu. Akciğer parenkiminin, akciğerin hasar görüp solunum yetmezliğine giren, artık mesela bizim KOAH hastalarımız var ya, oksijen kullanıyor, cihaz kullanıyor evinde. Evet. Maalesef COVID sonrası hiç öncesinde solunumsal hastalığı olmayıp bu cihazlara bağımlı olan hastalarımız var. Onların takibi bizde şu anda. COVID'den dolayı mı? Evet, COVID'den dolayı. Akciğeri hasar gördüğü için kişinin. Ya o zaman bu kronik hastalıkların üzerine düşülmesinin ana sebeplerinden biri de bu galiba demek ki. Yani işte COVID vakalarını işte kronik hastalıklar daha fazla tetikliyor. Demek ki ondan dolayı galiba bu oluyor. Yani şimdi şöyle, COVID illaki kronik hastalığı olanları daha çok etkiledi ama genç yaşlı kimsenin gözünün yaşına bakmadı maalesef. Kimi ne kadar etkileyip zarar vereceği hiç belli olmadı. Maalesef genç vakalarımız da oldu, genç kayıplarımız da çok oldu. Kaybederiz dediğimiz hastalarımız geri döndü. Oksijen ihtiyacı bile kalmadı. Şey kapandı şu anda değil mi? COVID servisi kapandı. Evet, ÇAGEM adı altında numune hastanesinde takiplerini yapıyorduk hastamızın. Bütün hekimlerimiz tarafından yaptık. Bir dönem sadece göğüs hastalıkları internaya da dahiliye değil de tüm komple bütün hastane hekimleri baktı hastalara. Yetemedik. Şu anda orası kapandı. Fizik tedavi hastanesi olarak, bölümü olarak hizmet veriyor. COVID'li vakaları şu anda biz bakıyoruz. Çünkü hani azaldı ama var mı hala? Var. Hastaneye yatışı gerekiyorsa hastanın göğüs hastalıkları servisinde izole olarak yatırıp takibini yapıyoruz hastalarımızın. Yoğun bakımda da yine yerimiz var, ihtiyaç olursa diye COVID vakaları aşı için. Aşı süreci bitti mi? Aşı süreci devam ediyor. Yani kaç doza kadar şu anda aşı yapıldı? Yani Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu doz sayısı. Vallahi şimdi son benim bildiğim kadarıyla, daha doğrusu takip ettiğim kadarıyla en son dördüncü doz yapılmıştı galiba. Dördüncü dozdan sonra bakanlık herhalde aşı olunabilir diye bir tavsiyede bulunmadı galiba. Yani veya var mı bilmiyoruz. Sürekli güncelleme değişiyor. Yani aşı hakkı doğanların, ben şey diyorum hastalarıma, E-Devletinizden takip edin diyorum. Aşı hakkınız doğmuş mu doğmamış mı? Hani, vatandaş E-Devlet'te mi takip etmesi takip lazım? Takip etsin. Bunu? Sürekli duyurular oluyor. Sürekli, çünkü COVID vakalarının artış azalış oranına göre aşı skalası da değişiyor ama hiç aşı olmayan vakalarımız var bizim. Aşı hiç olmayan insanlarımız var maalesef, aşısını ama olmamış. Şimdi aşı olan yakalanıyor tamam ama aşı olmayanlar daha fazla risk altında. Tabii ağır hastalık öyle açısından. Öyle galiba değil mi? Yani ağır hastalık, akciğere inmesi açısından hastalığın daha büyük risk altında aşı olmayanlar. Yani kayıplar da zaten aşıdan sonra daha azaldı. Evet, aşıdan sonra azaldı. Kayıpların çoğunluğu da aşı olmayanlar zaten. Öyle değil, başlangıçta zaten hani o şekilde olmuş galiba. Yani bu durumda işte verem olsun, işte zatürre olsun, COVID olsun, bunlar hep birbirini tetikleyen rahatsızlıklar gibi geliyor galiba değil mi? Yani COVID viral bir hastalık. O hani pandemi yaptı. Tüberküloz aralıklı vakalarla çıkan geçmişte bir hastalık. Geçmişte verem de pandemiydi. Evet. Yani? Evet. Yani benim büyük babam falan söyledi. Mesela bir kişinin, bir aileden 3-5 kişi tüberküloz nedeniyle ölürmüş önceden, evet, kaybedilirmiş. Evet. O zamanlar öyleymiş. İşte tüberkülozu insanlar bilmiyordu ama işte yani ince hastalık diye geçiyordu ismi. Evet, evet. İşte halbuki işte veremden insanlar kaybediliyordu. Yani ölümcül bir hastalık tedavi olunmazsa, verem hastalığı ölümcül bir hastalığa dönüşüyor. Maalesef. Peki bu biraz önce dediniz ki bu işte geçmeyen öksürüklerden bahsettiniz. Peki bu öksürük sıklığı ne kadar oluyor hocam? Şimdi şöyle, geçmeyen öksürük de hani sıklık değil de, mesela tüberküloz hastası hiç öksürmeyebilir ama tüberküloz hastası öksürüyorsa bulaştırıcılığı daha fazladır. Öksürük bacilleri etrafa yaydığı için. Hiç öksürüğü olmaz mesela, şey olur, kilo kaybı olur, gece ateşlenmesi olur kişinin. Doğru düzgün solunumsal bir şikayeti bile olmaz yani mesela. Gece ateşlenmesi. Gece ateşlenmesi, kilo öksürük, kaybı, başka öksürük, nedenle balgam. Balgam. Halsizlik, güçsüzlük. Organ mesela kemik tüberkülozuysa kemikte ağrı olur, o bölgede ağrı olur. Bulunduğu organa göre semptom verir. Ama biz hani akciğer
akciğere yönelik. Ama ağırlıklı olarak bu rahatsızlık akciğerde. Evet, akciğer tutar ama dediğim gibi. Sabitleniyor değil mi? Ortaya akciğerde hastalık oluşuyor ama menenjit bile yapabiliyor. Yani beyinde bile enfeksiyon yapabiliyor tüberküloz hastalığı. Ondan sonra felce kadar gidiyor değil mi yani? Yani işte tanısı çabucak konulursa onda da yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Değişiyor hastadan hastaya göre sonuçlar yani, değişiyor. Yani burada en önemli olan faktör erken tanı mı diyorsunuz? Erken hocam? Tanı tedavi. Yani en önemli faktör tabii, bu tabii. Diyorsunuz. Tabii tabii her hastalıkta olduğu gibi. Ne kadar erken tanı ve erken tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar o kadar iyidir. Ama işte burada veremin şeyi farkı şu. Çok çok daha yayılma olanı olana çok çok daha hızlı. Tabii bir, bulaşı çok çok daha tabii hızlı. Bir kişiden galiba, yüzlerce kişi, binlerce kişi etkilenebiliyor. Basili alıyor. Kimde hastalık oluşacağı belli olmuyor. Ama basil yükü fazla aldıysa hastalık oluşma riski de kişide daha fazla oluyor. Mesela korona dönemi kortizon kullandık biz hastalarımızda. O da bağışıklığı baskılayan bir ilaçtır. Kortizon mu? Evet. Kortizon da mesela kişi basili aldıysa daha önceden bu hastalığın açığa çıkmasına sebep olabilir mi? Olabilir. Risk arttı ama kimse hani basili alıp almadığını bilmiyor. Oran yüksek toplumda tüberküloz ama eskisi kadar değil hani konuştuğumuz ama belirli bir pik var mı tüberküloz hastalarının artışında? Var. Maalesef o var. Yani her türlü tedavi mesela romatizma hastalıkları olan kişiler oluyor. Onlar da bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavileri alıyorlar. Onlar önce bize geliyorlar, göğüs hastalıklarına geliyorlar ki akciğerde bir sıkıntı var mı, ben bu tedaviyi alabilir miyim diye. Biz onay veriyoruz alabilir diye. O tedavide mesela tüberküloz hastalığının açığa çıkmasına sebep olabiliyor. Bazı tedaviler mesela hasta transplantasyon yapılmış, organ transplantasyonu yine bağışıklığı baskılayan ilaçlar alıyor. O hastalarda da tüberküloz açığa çıkabiliyor. Aldığı tedavi, geçirdiği hastalıklar kişinin immün sistemini etkiliyorsa tüberküloz hastalığı açığa çıkabiliyor maalesef. Ama işte mesela transplantasyon yapılmak zorunda mı? Yapılmak zorunda. Biz COVID hastası kaybetmeyelim diye kortizon vermek zorunda mıyız? Zorundayız. Romatizmal hasta eklemleri kasılıp kalsın mı? Ağrılarıyla yaşasın mı? Yaşayamayacağına göre o tedavi almak zorunda mı? Almak zorunda. Ama ne yapıyoruz? Vermeden önce hastalık bulgusu var mı? Ona bakıp ona göre uygun hastalara veriliyor. Ama hastalarda uyarılıyor tabii. Özellikle romatizmal hastalıklarda ki işte bu çeşitli hastalıkların açığa çıkmasına sebep olabiliyor vesaire diye. Yani ya hocam şimdi dönüyoruz dolaşıyoruz konu şeye geliyor. Yeterli beslenmeye geliyor anladığım kadarıyla değil mi? Yani İlla ki sosyokültürel, sosyoekonomik. Yani şimdi vatandaşlar yani yeterli beslenme olmuş olsa yani kişiler kendini yeterli derecede beslemiş olsalar biraz önce bağışıklık sistemi dediniz anladığım kadarıyla bu bağışıklık sistemi de vücudun bir zırhı galiba. Tabii tabii. Öyle anlıyorum. Yani bu zırh kuvvetli olması gerekiyor. Öbür türlü işte biraz önce dediğiniz kronik hastalıklardan bahsettiniz. Kronik hastalıklar tedavi edilirken farklı ilaçlar kullanıyorsunuz. Kullandığınız ilaçların da bir o kadar faydası varken bir o kadar da yan etkilerinden bahsediyorsunuz. Doğru mu hocam? Tabii doğru. Şimdi bunun için de ne yapmak lazım? Mümkün mertebe bu hastalığa yakalanmamak lazım. Öyle öyle. Peki onun için ne yapmak lazım? İyi beslenme. İşte, o açığa işte, çıkıyor. Burası çok önemli. İyi beslenmek. Bunun için de ekonomi gerekiyor. Günümüzde maalesef işte ekonomi vatandaşların işte gelirleri ortada. İşte piyasa ekonomisi durum ortada, alınan maaşlar ortada, tüketilen gıdalar ortada. Sonra bir o kadar işte gıda sektöründeki sağlıksız besinler var. Yani o kadar zincirleme ki birbirine bunlar, birbirine o kadar bağlı ki. Gidiyorsun işte marketten bir şeyler alıyorsun. Aldığın gıda sağlığa zararlı. Yani yeterli denetimden geçmemiş. Ve bunu tüketiyorsun, hasta oluyorsun. Öbür taraftan hastaneye gidiyorsun. Hekim tedavinde uğraşıyor, ilaç kullanıyor. Bunun da farklı bir yan etkisi var. Ama Allah'tan tedavisi var. Her şeyin Allah'tan bir noktaya kadar tedavimiz var. Diyorum ya çok tüberküloz hastalarında yüz güldürücü yanıtlar alıyoruz biz. Önceden o da yokmuş bizim
büyüklerimizin zamanında ölümler olmuş çokça. Şu anda ölümleri biz genelde tedavi terk, ben tedaviden kaçan diyorum, tedaviden kaçan hastalarda görüyoruz. Kişi çünkü kabul etmiyor, ya tüberküloz olduğunu kabul etmiyor, ya ilaçları kullanmayı kabul etmiyor. Dedim ya, psikolojik olarak iyi olacak kişi. Psikolojisi iyi değilse ilaç tedavisini de kabul etmiyor hasta. Tedaviyi kabul etmeme nedenlerini araştırdınız mı hocam hiç? Ya bu konuda kişi, ne diyor hastalar? Niye ben verem değilim diyor mesela. Hastalığı mı kabullenmiyor? Hastalığı kabullenmiyor, ilaçların faydasına inanmıyor. İlaçları kullanmak zor geliyor. Söylüyoruz, bak sen kendini düşünmüyorsun, çevrendekilerini de mi düşünmüyorsun, aileni de mi düşünmüyorsun, onlara bulaştırıyorsun. Bazen tedavi istemeyen hastalar hiçbir şey etkilemiyor maalesef. Maalesef hiçbir şey etkilemiyor. Şimdi vatandaşta bu biraz önce söylediğiniz belirtiler var. İşte öksürük var, gece ateşlenmesi var, halsizlik var. Şimdi bizim sağlık sistemimiz 3 basamak. Evet. Sağlık sistemimiz var. İşte birinci basamak aile hekimi, ikinci basamak işte devlet hastaneleri, üçüncü basamak üniversite hastaneleri. Evet. Şimdi vatandaş böyle bir halsizlik durumuna geldiği zaman veya ateşlenmesi olduğu zaman veya kendinden şüphelendiği an diyelim. Hangi kuruma başvurmalı? Yani hangi derece sağlık birimine gitmesi şimdi gerekiyor? Aile hekiminden başlamalı. İnsanlar öncelikle aile hekiminden başlamalı. Zaten aile peki, hekimi... Aile hekimleri bu tanıları koyabiliyorlar tabii, mı? Tabii. Biz eğitim, yani tıp eğitimini alırken her bölümden eğitim aldığımız için aile hekimlerinde bunun bilincinde şüphelendiği vakaları zaten göğüs hastalığında hastalarımızın çoğu zaten diyor ki aile hekimine gittim size yönlendirdi diye geliyor. Büyük bir bölümü öyle geliyor. Bize de başvurabilirler ama aile hekimi zaten gerekli gördüğü vakalar mesela tedavi verir, muayenesini yapar, tedavisini verir. Hastanın şikayetleri zaten geçmiyor ise diyeceği üst kuruma git. Şunun için sordum onu. Şimdi biraz önce laboratuvar sonuçlarına göre veya işte görüntülemeye göre teşhis koyuyoruz dediniz de. O açıdan sordum çünkü bildiğim kadarıyla aile hekimlerinde laboratuvar ortamı da yok, görüntüleme sistemleri de yok. Şimdi o zaman aile hekimleri kişinin anlatımlarına göre, anlatımlarına göre işte ya orada tedavi edebiliyor veya ikinci veya üçüncü göğüs hastalıklarına gidiyor. Oraya gönderebiliyor. O zaman direkt şeye gitmesi lazım. Aile hekimlerine gitmesi lazım. Aile hekimine ama mesela bir ayı geçmişse direkt bize de gelebilir. 3 haftalık bir öksürükse direkt bize de gelsin. Hani direkt bizi ilgilendiriyor o zaman zaten. Ya da tedavi almıştır aile hekiminde başka bir yerde ya da iyileşmemiştir. Göğüs hastalıklarına gelecek. Evet. Peki hocam korunma yöntemlerinin üzerinde durmak istiyorum ben daha çok. Yani bulaşma nedenlerini anladık. Yani işte genelde solunum yoluyla bulaşıyor. İşte ne bileyim sana farklı nedenlerle. Vücut sıvılarıyla da bulaşabilir de hani şey mesela göze mesela tüberküloz basili bir sekresyon damladığını düşünün. Bizim doktor arkadaşlardan birinin başına gelmişti. Apseden gözüne sıçramıştı. O profilaksi aldı. Hani göz çok direkt absorpsiyon olduğu için profilaksi aldı olmasın diye. Sonuçta hani doku temasıyla da şey olabilir. Mesela cilde değince olmaz bir şey. Hani tükürüğü kişinin basili tükürük eline değdi bir şey olmaz. Solunumla bulaşıyor ama mesela göz gibi. Ama o elini ağzına değdirirse bulaşır tabii ki. Yani o da daha çok solunum, damlacık yolu enfeksiyon ama mesela benim en büyük bildiğim, başıma gelen, duyduğum şeylerden biri gözler, basil teması olduysa o zaman profilaksi biz. Sefa Hoca'yı duymuşsunuzdur belki üniversitede. Bilemediğimiz içimizden çıkan, bilemediğimiz içimizden çıkamadığımız şeyleri ona danışırız. O zaman profilaksi önermişti mesela. Peki bu virüs solunum yoluyla o zaman canlı olarak bulaşıyor. O zaman herhangi bir yere işte atıyorum şu kağıdın üzerine geldiği zaman burada kayıp mı oluyor, ölüyor mu? Ölüyor tabii belli bir süre sonra. Güneş ışığıyla zaten hemen. O yüzden yok oluyor zaten. Yani hemen olmasa da hemen güneş ışığı öldürür basilleri. Tüberkülozlu hastanın odası da sürekli havalandırılmalıdır. Güneş ışığı görmelidir. Güneş girmeyen eve doktor girer. Atalarımız biliyormuş her şeyi. Öyle bir sözümüz var. Evet. Yani doğru. Atalarımız her şeyi biliyormuş. Ama şimdi artık öyle binalarda yaşıyoruz ki işte insanlar hep rezidanslarda bilmem ne. Hep elektrik ışığı. Maalesef o durumları yaşar hale geldik. Peki bu veremle ilgili
korunma yöntemlerinden gene gidersek işte sigaradır, alkoldür, ne bileyim sana. Sağlıksız bunların bir... şeyleri nedir? Etkileri nelerdir bu hastalığa? Dedim ya, sağlıksız bir ciğerde verem hastalığının gelişme ihtimali daha yüksek. Sigara direkt toksin ciğerine çekiyorsun. Ciğerin zarar görürse, savunma mekanizması hasar görürse mevcut önceden aldığı basül açığa çıkar ve çabucak sende hastalık oluşturur. Basil orada saklı. Vücut saklamış durumda. Aldığın basil saklı durumda. Etrafı sarılmış, uyuyor. Yani herkeste vardır bu diyorsunuz. Herkeste var demiyorum. Mesela yakın tüberküloz önceden olsa, mesela 50 yıl önce olsa çoğu kişide vardı. Ama şu anda hani o basili kimin alıp almadı, hani alma ihtimalimiz yüksek. Mesela biz göğüs hastalıkları doktoruyuz. Biz almışızdır çok defa basili, inhale etmişizdir. Mesela bizim gibi kişiler. O bir yerde uyuyor. Uyuyor. Vücut savunuyor. Savunma sistemiyle onu kontrol altında alıyor. Ama ondan sonra şimdi bu hastalığın çoğalmasını tetikleyen nedenler olursa, işte biraz önce dediğiniz sigaradır, alkoldür veya bağışıklık sistemini düşüren işte gıdalar aldığımız zaman, o düzensiz beslenme. Düzensiz beslenme olduğu zaman şimdi oradaki o uyuyan hücre tekrar canlanıyor değil mi? Canlanır ve hastalık oluşturur. Ondan sonra da artık uzun süreli bir tedavi girmek tedavi kalıyor vatandaş. Etrafındakileri maalesef beraber yaşadığı kişiler de risk altında. Latent enfeksiyon dediğimiz, yani o basil orada uyurken latent enfeksiyon hastalık oluşturursa hastalık artık. Hastalık adı altında alın. Tüberküloz hastalığı adı altına alıyoruz onu. O şekilde değerlendiriyoruz. Hastanelerde de uzun süre zaten bu tedavisi yapılıyor bunun, ama işte önemli olan burada bu hastalığa yakalanmadan o uzun süre tedaviye hiç katlanmamak. Tabii tabii. Önemli olan o. Yani gerçi çok fazla günümüzde ölümcül tarafları riski çok fazla değil anladığım kadarıyla. Şimdi tedaviyi düzgün alır, tedavi cevabı tam olursa hastanın iyi. Yüz güldürücü, ama yan etki oluştu, hastanın hastalığı çok ilerlemiş, ekstra hastalıkları var. KOAH hastası, işte meslek hastalığı var mesela, başka bir organ hastalığı var. Bu tamamıyla etkiliyor. Meslek hastalıklarından kastınız hocam, genelde hangi meslekler? Mesela madenci, kömür maden hastalıkları mesela. Ha, maden. Kot taşlama. Onlar direkt akciğeri etkileyen hastalıklara silikoz istiyoruz, pnömokonyoz diyoruz tıbbi terimlerle, tıbbi isimleri. Onlar da akciğer sağlıklı olmuyor. Daha çok kimya çalışanlarında mı? Toz. Daha çok. İşte kot taşlama mesela, direkt tozla çalışan küçük o parçacıkları inhal ediyor. Ya da kömür işçisi, pnömokonyozu diyoruz biz. Maden işçilerinde akciğerde meslek hastalığı oluşuyor. Mesleğine bağlı. Diş protezcilerinde. Onlar da var. Tabii, tabii. Yani daha çok diyorsunuz yani tozla maruz kalıyor. Yani inhalasyon. Başka bir şey inhale ediyorsan direkt akciğerin etkileniyor. Demek ki bunların da mutlaka ve mutlaka çalıştıkları alanda hangi maskeyi kullanması gerekiyorsa o maskeyi kullanması lazım. İş güvenliği, taramaları yapılıyor onların da iş yerinde. Çünkü birçok şeyler var, maskeler var, koruyucu maskeler var ama hepsi biri değil yani, hepsi korumuyor. O koruyan maskeleri kullanmaları lazım. Doğru mudur hocam? Öyle, iş güvenliği adı altında, o da apayrı bir yani alan, apayrı bir bölüm. Peki vatandaşlara ne öneriyorsunuz hocam? Neler yapması lazım? Yani daha doğrusu sizin servisinize gelmemesi için neler yapması lazım? Önce kafası rahat olacak. Önce kafası rahat olacak. Uykusuna, beslenmesine dikkat edecek. Yani diyorum ya, sosyokültürel şey çok önemli. Yani yaşadığı ortamın sağlıklı olması, temiz olması, güneş ışığı görmesi. Hani toplu bir alanda yaşayan insanlarla, hani tek tek odası olan, temiz bir ortamda yaşayan insanın şeyi bir olmuyor. Yani bünye zayıfsa hastalığın açığa çıkması daha aşikar oluyor. Ya da psikolojim bozuksa o zaman da hastalığın açığa çıkması. Çünkü psikolojinin bozulması da senin bağışıklığını direkt etkiliyor. Seni yoruyor, altı alıyor. Yani etrafında tüberkülozlu bir kişi varsa onun tedavisine, primer yakınıysan tedavisine dikkat edeceksin en başta. Toplumu koruma adına, kendini koruma adına o kişi, zaten dedim ya, dispanserler doğrudan gözetim altında tedavi veriyor ama buna rağmen maalesef
Oluyor mu vakalarımız? Oluyor. Ya da tedavisi zor olanlar işte 6 ay sonra bile hala ilaç direnci nedeniyle negatifleşmemiş hastalar oluyor ki onların tedavileri apayrı. O şekilde oluyor. Öksürük balgamı olan kişilerde nasıl koronada korunduysak hani uzak duracağız. Yani bize de bulaşır diyeceğiz. İşte verem hastalığı toplumda çok fazla dolaşmadığı için var hani var ama ne kadar duyuyorsun ki şu kişi verem olmuş diye. İnsanların aklına gelmiyor öksürük balgamı olan bir kişide. Ama verem hastası halsiz, yorgun, güçsüz oluyor. Bu hastalık kayboldu artık. Öyle bir şey var. Algı çok çok Yok, daha fazla. maalesef yok, öyle Yo, değil. halk Halk arasında öyle bir arasında. algı var. Yani işte eskiden verem hastalığı vardı, ince hastalık vardı. Bunlar işte kayboldu falan şekliyle. Bu algılar çok fazla Hala dönüyor. var, öyle söyleyeyim. Hala var. Yakınlarınızın, çevrenizdekilerin kilo kaybı, ateş, geçmeyen öksürük, balgam şikayeti, halsizlik, güçsüzlük şikayeti varsa bir göğüs uzmanına başvurması gerekiyor. Peki şey var mı hocam? Vatandaş farklı bir rahatsızlıktan dolayı işte aile hekimine veya işte ikinci veya üçüncü sağlık birimine gitmiş. Farklı bir hastalıktan dolayı işte atıyorum bacağım ağrıyor veya işte karnım ağrıyor gibi. Peki buradan size dönen rahatsızlıklar var mı? İşte verem veya işte bu benzeri hastalıklar tespiti oluyor mu? Tesadüf yakalanan vakalarda oluyor. Oluyor değil mi? Tabii, yani semptomsuz tesadüfi yakalanan az ama olabiliyor mu? Olabiliyor. Ben bir hastama işlem yapmıştım başka bir amaçla. Tüberküloz üredi. İnanmadım. Bir daha yaptım hasta. Yani inanmama değil de inanamadım. Hastada düşünmüyorum çünkü apayrı bir sebepten yapmışım. Yeniden yaptım işlemi. Kültüre gönderdim. Bronkoskopi dediğimiz işlemi. Yine üreme oldu. Şeyde görünmüyor. Direkt bakım mikroskopik bakısında görünmüyor. 2 ay sonraki kültürleri çıkar tüberküloz mikrobunun, basinin. Onda 2 defa üreme olunca mecbur İki ay tedavi mı başlatıyor. sürüyor hocam onun? Kültürde üretme iki aya İki ay uzuyor. sürüyor. 2 aya uzuyor diyeyim. Çok uzun zaman. Sistem alarm veriyor zaten. Üreme varsa yakın dönemde haberdar olunuyor ama 2 aya kadar üretme sürebiliyor. Ama aynı gün tanı alabiliyor hastalarımız o mikroskopik incelemeden dolayı. Yani direkt basil görülüp tedavisi başlanıyor hastanın zaten. Bu var veya yok denebiliyor Tabii, yani. ama Hekim tanıyı bazen koyabiliyor. kişinin balgam bakısı temiz oluyor, kültürde üreme olabiliyor. Ama mesela biz radyolojik olarak şüphelendiysek zaten bazen radyolojik olarak tüberküloz deyip tedavi başlanan hastalar oluyor. Ama radyolojik olarak da fazla şüphelenmediniz mesela. Düşünmüyorsun ama kültürde üreme olursa o hastaya tedavi başlanıyor Hocam yine. radyolojik görüntülemelerde gene de yani direkt grafilerden mi bahsediyoruz yoksa MR'dan falan mı bahsediyoruz? Şimdi direkt grafide de görülür. Genelde zaten direkt grafide kavite dediğimiz böyle içi siyahlaşmış görüntülerimiz olur. İçi böyle hava sıvı dolu bir şey düşünün. Yapı düşünün. Akciğer filmine yansır. Ama bazen yansımadığı durumlar da oluyor. Ya çok küçük oluyor, gözden kaçıyor. Ya akciğer filminin saklı alanlarında göremediğimiz, değerlendiremediğimiz alanlarında oluyor. O zaman hasta zaten tedaviye yanıt vermiyorsa ve semptomlar işte geçmedi diyelim ya da biz şiddeti düşürüyoruz ama akciğeri normal, tomografi istiyoruz. Tomografi ile bakıyoruz ki hastanın tüberküloz bulgusu var mı, zatüresi var mı, kavitesi var mı? Tüberküloz bir de hani şu, en çok kavite yaparak görülür ama her şekilde görülebilir akciğerde. Her şekilde zatüre olarak da görülebilir, başka şekilde de her şekilde zarını tutarsa sıvıyla karşımıza çıkar. Akciğer zarında tüberküloz olabilir. O zaman sıvı olarak karşımıza çıkar mesela. Akciğerde sıvı görür. Zarlar arasında sıvı birikmiştir. Tüberküloz onu da yapar. Yani bunu şeyde rahatlıkla görebiliyoruz, tespit Tabii edebiliyoruz tabii diyorsunuz. Direkt radyolojik olarak grafide direkt görebiliyoruz diyorsunuz tabii yani. direkt grafide görürüz. Eğer hani dediğim gibi büyükse ya da küçük kavitelerde kavite olduğu için görülüyor genelde. Ama işte tomografi bize daha 3 boyutlu görüntü olduğu için bize daha net bilgi veriyor her zaman için. Artı mesela tüberkülozla beraber başka bir hastalığı var mı diye mesela çektiriyoruz. Beraberinde akciğer kanseri olabilir hasta. Onu netleştirmek için yine Çünkü tomografi başka çektirebiliyoruz hastalıkları da tetikliyor diyorsunuz. hastalarımıza. Beraber akciğer kanseriyle tüberküloz birlikteliği de olabiliyor. Sıklıkla olabiliyor. Yani sıklıkla demeyeyim de gördüğümüz vakalar var. Öyle söyleyeyim. Peki hocam programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Topluma, kamuoyuna daha doğrusu
Önerileriniz bu hastalığa yakalanmaması için insanların ne yapması lazım, ne etmesi lazım? Yani dediniz önce psikoloji. Tabii. Bu çok çok önemli. Yani kafa bir defa kesinlikle rahat olması lazım. Gıdalarına dikkat dedik. Etmesi lazım. Gıdalarına dikkat edecek derken de yani aynı ürünü çok fazla dengeli beslenecek, gece uykusuna dikkat edecek, hovarda bir hayat yaşamayacak mı diyelim, evet. Ne diyelim. Şikayeti olursa, semptomu olursa gecikmeden hekime başvuracak. Benim derdim nedir, neyim var diye. Yani zaten insanlarımız akciğerden korkuyorlar. Çoğu büyük bölüm korkuyor. Akciğer olunca kanser akma geliyor hocam. O yüzden yani korkulduğu için hastalarımız geliyor ama ihmal edenlerimiz de oluyor. Peki bu verem dispanserlerine yani vatandaşlar gidip oraya muayene olabiliyorlar mı? Yoksa verem dispanserlerinin yani şu günümüzde şu an için görevi ne hocam? Şu anda tüberküloz vakalarını tarama da yapıyorlar. Ya da biz işte taramayı söylemiştiniz. Taramayı söyledik. Tedaviyi yapıyorlar, takibini yapıyorlar. Hastaların dosyalarını sonlandırıyorlar. Yani mesela dosya açıyorlar, tedavinin sonuna kadar takip edip sonunda tamam bu hasta tedavi oldu, dosyayı kapatıyorlar. Sizin tedavilerden sonra yani sizin tedavilerinizin tamamı bu veren dispanserlerine yapıyor mu? Biz başladığımız tedaviyi de dispanserden alıyoruz. Tüberküloz ilaçlarını dispanserden alıyoruz biz. He. Hastanın bildirimini yapıyoruz. Ha, o zaman birlikte çalışıyorsunuz. Tabii. İlaçlar direkt dispanserden poşetler içerisinde geliyor, hastanın günlük dozları. Yani diğer hastalıklar gibi yani ilaçları hastaneden yani sizin değil, eczanenizde yok. Değil yok, yani. Yok. Dispanserden geliyor. Tabii biz bildirimi, geliyor. Bu bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için direkt bildirimini yapıyoruz. Dispanserle iletişime geçiyoruz. Biz taburcu ettikten sonra hastanın takibi dispanserde devam ediyor. Dispanser hekimi gerek görürse bize yeniden yönlendiriyor hastayı. Şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Yani o zaman tedavi olan bir hasta kendi haline de bırakılmıyor yani. Yok yok, asla. İşte zaten vakalarda artış var ama azalmasının sebebi de çok eskiden bu yana veremle savaşın başlatılması. Yani o dispanserler sürekli bunları kontrol ediyorlar. Ayakta tedavi görüyorsa, ayakta mı diyelim ona? Evet, ayakta tedavi görüyorsa bunlar ilaçlarının kullanıp kullanmadığını tabii. Aynı zamanda takip ediyorlar. Mecburen hasta bir şekilde mecbur kalıyor yani. İyi olmak zorunda kalıyor. Tabii. Yani. Öyle. İstemese öyle. Bile. Maalesef demeyelim, iyi ki. İyi ki böyle bir evet. İşte doğrudan gözetim. Güzel bir sistem ama. Ya hastalığı mesela bazen yatırıyoruz başka sebepten, tüberküloz tedavisi alan hasta, bulaştırıcılığı yok artık. Başkası ikili tedavi oluyor mesela. Şey diyor, kameraya çekip göndereceğim diyor dispansere diyor. İlacımı içeyim de diyor. O şekilde yani. O kadar güzel yani. Çok güzel bir şey bence. Hani içiyorum diyor. Bak ilacımı içtim diyor. Dispansere o video kaydını gönderiyor. Peki ondan sonra o dispansere falan uğruyorlar mı? Orada tekrar kontrollerini tabii, falan tabii, yapıyorlar. Tabii aralıklı takibi yapılıyor, kontrolleri yapılıyor. Hasta bir şikayet olunca yine dispanser hekimine gidiyor. Ya da işte dispanser hekimi bize yönlendiriyor yan etki açısından. Laboratuvar tetkikleri çalışabiliyor yine orada. Bu şekilde evet. Yani tüberküloz bayağı bizde takip tedavisi oturmuş düzeyde. Yani biz 3. dünya ülkelerine, gelişmekte olan ülkelerine bakınca bizde tüberkülozun takibi, tedavisi çok önceden çözülmüş yani. İşte bunun da altyapısı yıllar önce işte ülkemizde yaşanan o salgından, salgından kaynaklanıyor. Bunlar da güzel gelişmeler tabii ki hocam. Yani. Peki hocam, sizi buraya kadar yorduk. Çok ne teşekkür demek? Ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok çok da güzel bir program oldu. Yani İnşallah. Vatandaşlar en azından yani işte veremin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, tedbirleri nasıl bir şekilde tedbir alması gerektiğini, ne zaman nereye müracaat etmesi gerektiğini en azından dilimizin döndüğünce anlattınız. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sonuna geldik programın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Bir Genel Gündem programının daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Sayın Gülhan Koşucu'ydu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Veremle ilgili bilmediğimiz birçok konuyu bize anlattı. Biz de mümkün olduğunca kamuoyunu bilgilendirebildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki genel gündem programında tekrar buluşuncaya dek Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle programımızı kapatalım.
Ey efendiler, sorgulamayan insan cahildir, sorgulatmayan ise zalimdir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz de soralım, sorgulayalım, araştıralım, öğrenelim. Yani öğrenmemezlik yapmayalım, her şeyin sonucu bilgiye dayanıyor. Bilgi olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir hafta sonra tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.